Kum Saati'nden sevgiler, saygılar, iyi akşamlar dileyerek programımıza başlıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de gazeteci yazar Murat Çabaz'la pandemi tedbirleri çerçevesinde uzaktan Skype bağlantısıyla programımızı yapmaya, gerçekleştirmeye çalışacağız. Malumunuz teknoloji böyle durumlarda hem hayatı kolaylaştırıyor hem de bazı ufak tefek böyle şakalar yapıyor diyebiliriz. Sevgili izleyiciler, peki gündemde ne var sorusuna hemen hızlıca cevap verelim. Gündemde malumunuz Ramazan'la çok az bir süre kaldı ve Ramazan ayı ile beraber en çok konuşulan konulardan bir tanesi de erzak kolileri, erzak yardımları. İşte insanların gerek şirket çalışanlarının gerek işte resmi kurumların gerekse aile yakınlarının birbirine hediye ettiği erzak kolilerinde geçen seneye göre yaklaşık %35 bir zam var. Yani Ramazan'ın erzak enflasyonu %35 diyebiliriz. Şubat'ta dış ticaret açığı ne kadar oldu diye merak edenler olursa %8.7 artarak 3.3 milyar dolar oldu Şubat'ta dış ticaret açığı ve Profesör Doktor Ertuğrul, Bülent Ertuğrul'dan günlük vaka sayısı ile ilgili önemli bir uyarı geldi ve günlük vaka sayısının 50 bini bulabileceğini ifade ediyor. Kim? Profesör Doktor Bülent Ertuğrul. Kısa çalışma ödeneğinde maalesef bugün son gündü. Yani işte bu hafta değil, önümüzdeki hafta işte büyük bir ihtimal çoğunluğu bu kısa çalışma ödeneğinden yararlanan vatandaşlar son kez paralarını, Mart ayı paralarını da almış olacaklar. Artık önümüzdeki günler neyi getirecek, neyi gösterecek bilmiyoruz. Bahreyn, İsrail'e büyük elçilik atadı. Geçtiğimiz aylarda Murat Çabaz'la çok konuşmuştuk. Bu özellikle Orta Doğu'da Birleşik Arap Emirliği, Bahreyn ve İsrail arasında Trump döneminde de yapılan bazı görüşmeler ve işbirliktelikleri vardı. Bu işbirlikteliği neticesinde bu ilişkilerin daha da ileri taşınmasında bir boyuttur büyük elçilik atanması. İngiliz Financial Times, Türkiye'de kredilere yönlendirilen esnaf kesimiyle ilgili bir haber yaptı ve kısıtlamalar ve yüksek faiz sebebiyle esnafın iflasa sürüklendiğini bu haberinde söyledi. Bunu da birazdan konuşacağız. NATO ile Rusya Karadeniz'de karşı karşıya. NATO'ya savaş uçakları, NATO savaş uçakları bu sefer Türkiye'den kalktı. Evet, ne yapalım? Financial Times'ın bu haberiyle beraber Murat Çabaz'a iyi akşamlar dileyelim. İyi akşamlar. Nasılsın? İyi olmaya çalışıyoruz. Öncelikle versin, sağlık, saat versin. Gündem başlıkları özetle bu şekilde. Financial Times'ın bu Türkiye'de kredilere yönlendirilen esnaf kesimi kısıtlamalar ve yüksek faiz sebebiyle iflasa sürükleniyor açıklaması dünkü TÜSİAD'ın açıklamasıyla kesişiyor sanki biraz. Evet, kesinlikle. Dikkat ederseniz Türkiye'deki ekonomik tablodaki kötülükle alakalı birçok kesimden, yerli yabancı açıklamalar yapılıyor. Finans çevrelerinden, iş adamlarından, efendim uluslararası finans gazetelerinden yorumlar ve değerlendirmeler yapılıyor. Bugünkü değerlendirme de İngiliz Financial Times'tan geldi. Özellikle küçük ve orta işletmeler için bir yazık haber kaleme aldı Financial Times. Ve burada çok dikkat çekici ifadeler kullandı. Aslında hani bunları biz zaten ifade ediyoruz. Bunları biz zaten hemen hemen her programda belirtiyoruz. Ama şu bir gerçek ki bizim ifade ettiğimiz gerçekleri bugün dışarıdan da çok net olarak görüyorlar. Hani farklı ağızların da söylemesi açısından bunları zaman zaman dile getiriyoruz ve aktarıyoruz. İngiliz Financial Times gazetesi Türkiye'de esnafın kredilere yönlendirildiğini ancak kısıtlamalar ve yüksek faiz nedeniyle bu kesimin iflasa sürüklendiğini yazdı. Ve ben bazı ifadeleri direkt okuyayım, değerlendirmeyi öyle yapalım. Çünkü bazen de gerçekten haberin kendisi zaten önemli bir değerlendirme oluyor. Şunu söylüyor Financial Times, pandemi kısıtlamalarının ve Merkez Bankası politikalarındaki zikzakların, yani malum durmadan başkan değişiyor, başkan yardımcısı değişiyor, bu zikzakların Türkiye'de özellikle küçük işletmeleri zor durumda bıraktığını yazdı. Ve bir şey daha dikkat çekiyor Financial Times. Bu kesimin, yani küçük ve orta ölçekli işletmelerin özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi tabanını da oluşturduğunu yazıyor. Bunu da özellikle vurguluyor.
Sonra devam ediyor, diyor ki yüksek faizin borçlu küçük işletmeleri büyük yük oluşturduğunu şunu söylüyor. Türkiye'de 3.2 milyon küçük ve orta büyüklükte işletme, yani KOBİ var. Ve bunların toplamda bu KOBİ'lerin 107 milyar dolar bir borç yükü var. Ve bu işletmelerde maalesef bu borç yükünü ödeyemiyor, ödeyebilecek durumda değiller. Bunu da vurguluyor. Yine resmi kayıtlara yer veriyor ve şunu diyor Financial Times. Diyor ki 120 bin esnaf diyor 2020 yılında iflas başvurusunda bulundu Türkiye'de. 120 bin esnaf resmi olarak iflas başvurusunda bulundu. Ama diyor aslında çok daha fazlası da vardı. Onlar da diyor ödeme gücü, yani bu resmi süreci başlatabilecek bir ödeme imkanları olmadığı için onlar da bu iflas başvurusuna başlayamadılar ama diyor dükkanlarını kapattılar, iş yerlerini kapattılar. Şimdi burada şu bir gerçek, efendim Financial Times'ın bahsetmiş olduğu konu şu anda bizim esnafımızın, işletmelerimizin, yani milyonlarca insanımızın içinde bulunduğu maalesef tabloyu ortaya koyuyor. Aslında bu tablo sadece pandemiden kaynaklanan bir tablo da değil. Yani pandemiden önce de bu iş yerlerinde aslında ciddi sıkıntılar vardı. Yine hani uygulanan yanlış ekonomi politikaları sebebiyle bunlar pandemi öncesinde de hani borçlarını ödeyemiyorlardı. Yine krediyle dönmeye çalışıyorlardı. Ve pazar darlığı zaten yaşıyorlardı. Ama pandeminin şartları, kısıtlamalar, bir de onun üstüne efendim üst üste faiz artırımları, bütün bunlar ilave olunca hani esnafın iyice beli büküldü. Ve şu anda gerçekten çok ciddi bir olumsuz tabloyla, özellikle önümüzdeki dönemde, önümüzdeki birkaç ay içerisinde çok önemli olumsuz bir tabloyla karşılaşabiliriz. Şimdi tabii ne yaptı hükümet? Esnafları, işletmeleri, hatta vatandaşları maalesef kendi haline bıraktı pandemi. Yani yeterli desteği sağlayamadı siyasilerimiz. O da tabii bahaneleri hazır. Yani bizim bütçe açığımız var. Hazinemiz açık veriyor. Geçen yıl 172.7 milyar lira bütçe açığı verdik. Bu sene 245 milyar vereceğiz. Daha fazla harcayamıyoruz. Mantığına gidiyorlar. Evet, Murat Çabaz'la bağlantımız, programımızın başında söylemiştik. Tabii teknolojinin vermiş olduğu nimetler olduğu gibi böyle ufak tefek aksilikler de oluyor. Bağlantımız tekrardan sağlıklı ve kaliteli bir hale gelene kadar tabii şunu ifade etmekte fayda var. Türkiye'de özellikle istihdamın ana yükünü KOBİ'ler oluşturuyor. Yani bir küçük ve orta ölçek işletme diyerek onların belki finansal gücü üzerinden yapılarının tam olarak ekonomiye katkı etkilerini tanımlamak, ifade etmek çok da yeterli olmuyor. Yani bir işletmenin küçük olması, orta ölçek olması onun sadece finansal ve çalıştırdığı insan sayısı ile ilgili bir durum. Ama toplamda istihdamın en önemli argümanı, en önemli ayağını küçük ve orta ölçek işletmeler yapıyor. O açıdan Financial Times'ın bu tespitleri, yorumları çok önemli. Çünkü büyük, çok büyük şirketler var. Ekonomik boyutları, büyüklükleri itibariyle ama çalıştırdığı insan sayısı toplamda. Mesela dün işte TÜSİAD'dan bahsettik. Türkiye'nin en önemli, en büyük finansal gücüne sahip iş adamlarının ağırlıkta oluşturduğu bir grup. Ama istihdam yükü açısından senin de ifade etmiş olduğun, özellikle mevcut AK Parti hükümetini de bir dönem ciddi manada taban olarak efendim oluşturan ve ekonomik anlamda da işte partinin kuruluş aşamasında çok büyük desteklerini verdi. Anadolu Kaplanı dediğimiz küçük ve orta ölçek işletmelerin tabii ki bu sıkıntıdan, bu sorunlarla sorunları yaşaması ciddi manada dikkate alınması gereken bir konu başlığı. Evet, kesinlikle. Yani burada hani esnaf dediğimiz zaman aslında tüm kılcal damarlara kadar yayılmış olan işletmeleri kastediyoruz. Yani burada toplumun aslında tamamını kucaklayan bir iş kesiminden, iş sahasından bahsediyoruz.
Hani bakkalıyla, kuaförüyle, yemekhanesiyle, restoranıyla, her şeyle beraber baktığın zaman aslında kılcal damarlara kadar batıdan doğuya, kuzeyden güneye her tarafta hizmet veren insanlar bunlar. Şimdi bunlar ayakta kalacak ki hani ekonomi ayakta kalabilsin. Bunlar ayakta kalamadığı zaman efendim siz sadece büyük birkaç işletmeyle bütün işleri halledemezsiniz. Yani burada bir bütünlük var. KOBİ'lere elzem bir şekilde ihtiyaç var. Ama doğru, büyük şirketlere de ihtiyaç var. Büyük üretimler yapacak şirketlere de ihtiyaç var. Ama Financial Times'ın özellikle yoğunlaştığı çalışma ağırlıklı olarak esnaf üzerine olmuş. Çünkü pandemide en fazla zarar gören işletmeler esnaf kesimi oldu. Ve burada hani rakamlar çok önemli. Yani 3,2 milyon küçük ve orta büyüklükte işletme var. Bunlar zaten eti tuttu ne ki bunların sadece bu küçük işletmelerin 107 milyar dolar borcu var. Yani bugün bakkalın, manavın, efendim berberin bu 107 milyar dolar parayı nereden bulacak, nasıl ödeyecek, değil mi? Yani büyük işletmelerden bahsetmiyoruz. Devasa holdinglerden bahsetmiyoruz. Yani küçük işletmelerden bahsediyoruz. Şimdi baktığınız zaman bunu da hani 8,5 8 lira 30 kuruşla çarptığınız zaman yani nereden baksanız 1 trilyon liraya yakın bir borç rakamı aslında karşımıza çıkıyor. Şimdi baktığımızda hem dolar kurlarının yükselmesi, hem faizlerin yükselmesi, hem de pandemiyle beraber alım gücünün düşmesi esnafa darbe vurdu. Esnafa can suyu gerekiyor, esnafın önünün açılması gerekiyor, esnaf krediyle değil bizzat bütçeden desteklenmesi gerekiyor ki ayakta kalabilsin. Ama dediğimiz gibi mevcut siyaset tablosunda bu mümkün gözükmüyor. Dilerseniz diğer başlıklarda konuşup ondan sonra çözüm noktasına geçersek bence daha iyi olur. Şimdi o zaman burada şunu hemen konuşalım. Bu küçük ve orta ölçek işletmelerin önemli bir kısmının beklentilerini bu ne diyelim pandemi süreci içerisinde hükümet işte kısa çalışma ödeneğiyle beraber karşılamaya çalıştı ya da en azından bir destek oldu. Ve bugün kısa çalışma ödeneğinden en çok yararlanan kesim de bu küçük ve orta ölçek işletmeler dediğimiz şirketler. Şimdi kısa çalışma ödeneğinin bugün son günü olması münasebetiyle bu küçük ve orta ölçek işletmeleri nasıl etkileyecek? Şimdi tabii kısa çalışma ödeneği denince tabii bu bütün KOBİ'lerde dahil, bütün işletmelerde dahil çalışan işçilerin efendim yani bir destek mahiyetinde devletin bir şekilde maaş bağlaması sayılıyor kısa çalışma ödeneği. Tabii ki aslında baktığımızda yapılması gerekenin hani devede kulak misali aslında çok az, yetersiz bir destek ama hani bu da en azından bir can suyu. Yani hiç yoktan iyidir. Hani gibi bir mantıklı olaya maalesef bakmak durumundayız. Zaten hani esnaflar da işletmeler de bu gözle bakıyor. Yani yeterli mi? Elbette ki değil. Yani bu zararları karşılayabilecek bir tablo değil. Borçları ödeyebilecek bir tablo değil. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir rakam değil bu kısa çalışma ödeneği. Ama buna rağmen yani az da olsa bir can suyu. Şimdi buna rağmen hani işletme sahipleri ve işçi sendikaları ısrarla bunun devam etmesini istediler. Yani sadece yani dikkat ederseniz işçi ve işveren burada beraber hareket ediyor şu anda. Yani ikisi de diyor ki bu devam etsin. Ne zamana kadar devam etsin? Tabii kimisi diyor yıl sonuna kadar devam etsin. Ama hani doğru olan şudur. Pandemi etkisi devam ettikçe verilmek. Yani olması gereken bu. Eğer ülkede bir pandemi varsa, ülkede bir salgın varsa, bu salgın etkileri devam ettiği müddetçe hani devlet bu maaşı vermek zorunda değil mi? Yani neticede pandemi devam ediyor. Yıl sonuna kadar bitirme garantisi var mı? Hani neticede bu pandemiyle mücadeleyi yapması gereken de hükümet, siyaset. Yani bunu bitirmesi gereken de o. Bu mücadeleyi vermesi gereken de o. Aşıları bulması gereken de o. Yani baktığınız zaman aslında hani zamanında mesela tam kapanma yapmış olsaydı 15-20 günlük bir süreçti. Ama siyaset bunu yapmadı. Niye? Bunun kaynağını bulamadığı için. Kaynağını oluşturamadığı için bunu yapmadı. Şimdi ne oldu? Bakın işletmeler yani yüzlerce gün kapalı. Yani 140 gün, 150 gün işletmeler kapalı. Yani 15 gün kapatmadık, 140 gün kapatıyoruz.
Kimisini kapatıyoruz, kimisini kapatmıyoruz gibi çok tuhaf bir durum gündeme geldi. Şimdi de ödenekleri kesiyoruz. Bugün itibariyle kısa çalışma ödeneği kesiliyor. Peki ne olacak? Tablo nedir? Yani kısa çalışma ödeneği bugün kesildiği zaman sonuç ne olur? Sonuç hemen önümüzdeki aydan itibaren ya işten çıkartılacaklar, milyonlarca insan işten çıkartılacak, ya da ücretsiz izne, o da yok denecek kadar bir evet, tekrardan bir ufak bağlantı sorunu oldu. Şimdi ya işten çıkartılacaklar dedi Murat Çavaz ya da ücretsiz izne gönderilecekler. Ama önümüzde bir Ramazan süreci var. Ramazan ayında özellikle hani bizim adımıza, hani bizim milletimizde yardımlaşmanın ve bu noktada en çok hani birbirine işte zekatıyla, sadakasıyla insanların destek olduğu bir döneme doğru da giriyoruz. Bu ekonomik koşullarda görünen o ki maalesef belki de birçok esnaf bu sene zekat vermekte, yardımlaşmakta zorluk çekecek, zorluk yaşayacak. Tam da bu süreçte insanımızın işsiz kalması ya da ücretsiz izne giderek gelirsiz kalması Ramazan'ın da ruhuna biraz böyle ters düşen bir yaşantıya doğru bizi götürmeyecek mi? Tabii kesinlikle. Yani şu anda yani sizler hani gelir darlığı, efendim kazanç darlığı, hatta zarar savaş yansıyacak. Yani toplumun her kesimine yansıyacak. Bu sosyal yardımlaşmaya da yansıyacak. Yani zekat dediğimiz sosyal yardımlaşmaya da yansıyacak. Bu efendim onun ötesinde insanların hak ettiği maaşları alamamasına sebep olacak. Yani bugün insanlar bakın bir kısa çalışma ödeneği nedir? Bu insan çalışıyor ve maaş alıyor. Yani bu maaşını alamayacak bu insan. Bu efendim ve işsiz kalacak. Ücretsiz izne çıkartılacak. Şimdi burada bakın 3,7 milyon işçi şu ana kadar kısa çalışma ödeneğinden istifade etmişler. Şu anda 1 milyon civarında işçi efendim devam ediyor, almaya devam ediyor. Yani otomatikman 1 milyonun üzerindeki insanın otomatikman gelirsiz kalması. Şimdi bu hani pandemi zaten vuruyor. Pandemi zaten sağlıkla mücadele ediyorsun. İnsanlar hani vaka sayılarında artış var. Sayın efendim Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı gibi şu anda görülen vakaların %75'i İngiliz mutantı. Yani çok yoğun bir şekilde yayılıyor şu anda. İnsanları bir taraftan pandemi öldürüyor ama bir taraftan da uygulanan politikalar ekonomiyi öldürüyor. Yani bizim ekonomi anlayışımız, hükümet olarak, siyaset olarak şu anda ekonomi anlayışımız pandemiyle mücadele müsait değil. Pandemiyle mücadeleyi başa çıkabilecek bir mücadele ortaya koyamıyoruz. Şu anda 32,7 milyar lira kısa çalışma ödeneği verildi ama bunun da çoğu zaten nereden verildi? Efendim işsizlik sigortasından verildi. Yani işçilerin maaşından kesilen gelirlerden verildi. Öyle değil mi? Hani devletin ekstra bir bütçesi değil bu yani şu an. Yine işçiden alındı bu para. Şimdi peki hani bu tür durumlarda, bu tür efendim küresel felaketlerde, Türkiye'nin tamamını ilgilendiren felaketlerde hani hiçbir elimizi taşın altına koymayacağız siyaset olarak, hükümet olarak. Hep efendim birilerinden mi bekleyeceğiz? Bakın birçok ülke dikkat ederseniz ne yaptılar? Vatandaşlarından IBAN numarası aldı. Öyle değil mi? Yani pandemiden zararlarını kapatması için onların IBAN numaralarına efendim 1000 dolar, 1500 dolar, 2000 dolar para gönderdiler. Şimdi biz ise IBAN numarası veriyoruz çoğu zaman. Yani bu tür sıkıntılarda diyoruz ki kardeşim şuraya para yatırın. Yani genelde mantığımız hep bu. Yani hep bekleyen, hep efendim vatandaş versin, hep vatandaş versin. İşte bu maalesef kapitalizmin en kötü versiyonunun da uygulandığı Türkiye'de yanlış uygulanan ekonomi politikalarının ürünü bu. Bunu görmek lazım. Ha, bunların çözümü var. Efendim bunlardan çıkış yolu var. Ama şu görünen o ki şu anda bu siyasi anlayışla ve bu muhalefet anlayışıyla şu anda bu mümkün gözükmüyor. Burada şunu da ifade edip bölümü bitireyim. Yani burada şimdi kısa çalışma ödeneğini şu anda Türkiye Odalar Birliği istiyor. Ankara Ticaret Odası istiyor.
Efendim Ankara Sanayi Odası istiyor, diğer iş adamı dernekleri istiyor. Artı işçi sendikaları talep ediyor, istiyor. Şimdi bu kadar talebin olduğu yerde eğer siyasi irade bir seçim hazırlığı da yapıyorsa, eğer böyle bir talebi yerine getirmemesi sandıkta sonucu olacağını da mutlaka ifade etmemiz gerekiyor. Kısa çalışma ödeneği bugün alınacak bir kararla beraber pandemi sonuna kadar devam edecektir diye bir karar alınması gerekiyor bugün ve bunun ilan edilmesi gerekiyor. Bunu da burada net bir şekilde aslında ifade ediyoruz. Bir sonraki başlıkta konuşalım. Sonra toplu bir efendim çözüm konusuna da gireriz. Ödeneğinde ben de bir ufak bir ekleme yapayım. Kısa çalışma ödeneği dediğimiz şey asgari ücretle çalışan ortalamada %40, %40'ın üzerinde insan asgari ücretle çalıştığına göre 1000 lira ortalamada 1000 küsür liralık bir ödenekten bahsediyoruz. Esasında 1000 lira gibi bir rakamı bile ciddi manada arzulayan ve onu almak için çabalayan çok geniş bir işveren kesimi var ve bir işçi kesimi var. Yani işveren diyor ki ben bu 1000 lirayı benim işçime verirse diyor devlet bu ben diyor çok rahatlayacağım. Konuştuğumuz rakam 1000 dolar yani 100 küsür dolardan bahsediyoruz. Yaklaşık bir 125-130 dolar gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Şimdi dolar vermemizin nedeni ne? Çünkü en nihayetinde dolar Türkiye'de hani bir algıyı yönlendirmek ya da bir algı oluşturmak adına önemli bir para birimi. Yani birçok insan belki 1000 lira dediğimiz zaman belki ilk etapta 1000 lira böyle büyük bir rakam gibi algılanabilir ama 125-130 dolar gibi olayı hani daha rasyonel, daha gerçekçi bir boyuta çekebiliriz diye bu manada düşünüyorum. Yani 1000 liranın bile ihtiyacını duyan ve bunu almak için çabalayan sanayi ve ticaret odalarından ve sendikalardan bahsediyoruz. Şimdi senin de ifade ettiğin gibi sıradaki konumuz Ramazan geliyor ve Ramazan kolileri. Şimdi Ramazan kolilerinin şöyle bir özelliği var tabii. Temel gıda maddesi dediğimiz yani un, yağ, şeker, kuru bakliyat, salça işte efendim gibi esasında her evde olması gereken ve hepimizin mutfaklarında olması neredeyse zaruri dediğimiz işte peyniriyle, zeytiniyle ortalamada bu ürünlerin bulunduğu bir koliden bahsediyoruz. Bir yardım paketinden bahsediyoruz. Yani bir Ramazan kolisinin fiyat artışı esasında temel gıdadaki fiyat artışının enflasyonun ne olduğunu bize göstermek adına önemli bir efendim ürün diye söyleyebiliriz. Çünkü bir paket yapmış oluyorsunuz. Bir yani TÜİK'in de yaptığı gibi bir sepet yapmış oluyorsunuz. Bu Ramazan sepetine baktığımız zaman %35'lik artış bir %35'lik enflasyon demek değil midir? Kesinlikle yani çok net bir şekilde budur zaten. Burada tabii marketlerin genel olarak ortaya koymuş oldukları yani en efendim düşük fiyatlısından en yüksek fiyatlısına kadar Ramazan paketleri hesaplanmış ve bunlardaki artış oranı ifade edilmiş. İşte bu da ekranda ifade edildiği gibi %35'lik bir fark var. Yani geçen seneye göre Ramazan paketlerindeki artış %35 artmış. Biraz daha rakamların detayına girecek olursak, geçen yıl en ucuzu 13 üründen oluşan paket ne kadarmış? 44 lira 90 kuruş. En ucuz paket buymuş. Bu sene bu paket 59 nokta aynı paket, aynı ürünler 59 lira 90 kuruşa çıkmış. Yani %35'lik bir artış var. Bakın geçen sene yine hani 150 lira olan en yüksek lüks paket ise şu anda 190 lira civarında olmuş. Şimdi baktığımız zaman hani siz resmi enflasyon rakamını efendim bir takım masa başı çalışmalarıyla bir takım ürünleri sepete ekleyerek ya da çıkartarak hani %14 çıkartabilirsiniz. Diyorsunuz 2020 enflasyonunu %14 olarak hesaplamışlardı. Ve o şekilde seyrediyor. %14, %14 şeklinde enflasyon o şekilde ifade ediliyor. O zaman şunu sormak durumunda değil miyiz? Hani %14 resmi enflasyon nerede? %35 efendim Ramazan paketindeki zam nerede? Yani burada hani enflasyon rakamının aslında yanlışlığını bu tablo bile çok net bir şekilde ortaya koyuyor.
Şimdi daha önceki gündem maddelerini de hani toparlayıp ifade etmemiz gerekirse, dikkat ederseniz bir taraftan yani işletmeler kredilerini ödeyemiyorlar, borç batağı içerisindeler. Hem pandemi vurdu, hem ekonomi yani kapitalist ekonomi vurdu, faizler vurdu. Bir taraftan da aslında insanların hani geliri erirken, şimdi bu insanlar neticede para kazanacaklar. Mesela kısa çalışma ödeneğinin iptalinden bahsediliyor, değil mi? Bugün iptal oluyor. Esnafın efendim kazanamamasından bahsediyoruz, iddiasından bahsediyoruz. Yani bu insanlar hem gelirleri azalmakla kalmıyor, gelirden yoksun kalacaklar. Yani gelir olmayacak. Bir taraftan insanların, vatandaşlarımızın durumu bu iken, diğer taraftan da %35 zamlara maruz kalıyor vatandaş. Yani harcamalarında %35 artış var, gelirlerinde ise tamamen yok olanlar da var ve gelirlerde çok ciddi azalmalar da var baktığımız zaman. Yani iki taraftan da vatandaşın aslında vurulduğunu görüyoruz. Hani %35 Ramazan paketi artar da senin gelirin %40 artar. Öyle değil mi? Ha dersin ki kardeşim hani ben geçen sene şu kadar kazanıyordum. Şimdi bu %40 arttı. Yani şu anda da %35 erzak paketi arttı. Demek ki ben hani %5 daha kazançlıyım diye düşünebilirsiniz. Ama böyle bir şey yok. Maaşlar %14 artıyor. O da çalışabiliyorsan, maaş alabiliyorsan, işten çıkartılmadıysan, bunu alma şansına sahipsen alıyorsun ama senin masrafın %35 artıyor. Şimdi o yüzden şunu ifade etmemiz gerekiyor. Yani çözümü bu noktada belirtmemiz gerekirse, şimdi mevcut kapitalist sistemle beraber, mevcut politikalarla beraber efendim hiçbir çözüm olmadığı ortada. Hani hazinenin kasası hani bu sene 245 milyar lira bir bütçe açığı hedefleniyor. Böyle bir hedefin olduğu bir yerde faiz ödemelerinin uçtuğu, faiz lobilerine çalışıldığı bir atmosferde, ülkenin borç batağında olduğu bir atmosferde kalkıp da siyasilerin hani vatandaşın problemlerine dönebilmesi oldukça zor, imkansız. Yani küresel lobilere para aktarılır, faiz, borsa ve döviz şeytan üçgeni diyorum ben buna. Hani faiz, efendim borsa ve efendim kur yani döviz şeytan üçgeni. Bu şeytan üçgeni içerisinde ülkenin bütün gelir kaynakları küresel lobilere aktarılırken diyorum yani aktarılıyor çünkü yanlış ekonomi politikası uygulamak bunların aktarılması demektir. Doğru politika uygularsan bu tür efendim spekülatif şeylerle beraber sen sahip olduklarını heba edip durmazsın. O zaman ne olur? Vatandaşına zaman ayırabilirsin, vatandaşına imkan sunabilirsin. Ama şu anda faiz lobilerine, küresel iradelere ayrılan kaynaklar vatandaşa maalesef ayrılamıyor. Çünkü vatandaşa bir şey kalmıyor. Şimdi biz diyoruz ki artık Türkiye hani Sayın Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Başbeyefendi'nin bir ifadesi vardı. Sistem değişmesi lazım. Yani şu anda mevcut sistemle kim gelirse gelsin, hangi karakterde, hangi güçte bir irade gelirse gelsin, bu ülkede bir çözüm ortaya koyabilmesi mümkün değil. Ve hani Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş diyor ki, bu ülkeye bir sistem, yani sistem değişmesi lazım ve bu sistem de Profesör Doktor Haydar Başbey'in milli ekonomi modeli olması lazım. Ve bugün baktığımız zaman Çin milli ekonomi modeliyle beraber pandemi çözdü mü? Çözdü. Çok kısa bir zaman içerisinde çözdü. Çin yine pandemiyle mücadele ederken aynı zamanda yoksulluğu da bitirdi mi? Bitirdi. Dikkat edersiniz, hem sağlık sorunlarını çözdü, hem ekonomik sorunlarını çözdü. İşletmelerine efendim iç talebi canlandırarak pazar imkanı sundu mu? Sundu. Vatandaşının cebine para koyarak, gelir kalemlerini artırarak ki hatırlarsanız Haydar Baş Bey ne diyordu? Hani eski zamanlarda bundan birkaç yıl Murat Çavaz milli ekonomi modeli vurgusu yapıyordu ve bu vurguyu yaparken de Çin örneğini verdi ve özellikle borsa, döviz ve faiz üçgenine şeytan üçgeni ifadesi kullandın. Murat Çavaz, Osman Altuğ hocamız, Profesör Doktor Osman Altuğ da üç kağıt ekonomisi tanımlaması yapardı bu üçleme için. En nihayetinde şu realiteyi görmekte fayda var. Bugün borsa, döviz
ve faiz dediğimiz yatırım argümanları, işte bu ekonominin bu finansal yanının Türkiye'de ve dünyada %1'lik bir dilimi ilgilendirdiğini görüyoruz. Yani bugün borsada parası olup ve o para üzerinden bir gelir elde eden, o düzeyde paraya sahip olan ya da parasını faizde tutup faiz gelirleriyle geçinmeye çalışan ya da döviz gelirleriyle hayatını devam ettiren, bir kazanç elde eden, yani her gün o endekse bakan insan profili dediğimiz toplumun %1'ini oluşturuyor popülasyonda. Geri kalan %99 esasında ekonominin bu yönüyle hiçbir ilgisi olmayan büyük bir kalabalıktan bahsediyoruz. Toplumun çok büyük bir kesiminden, kısmından bahsediyoruz. Ancak ekonomi deyince, yani ekonomi iyiye mi gidiyor, kötüye mi gidiyor, ekonomi yönetimi deyince bütün ekonomistlerin, bütün ekonomi yorumcularının baktığı yer senin o şeytan üçgeni dediğin borsa, faiz ve döviz alanlarına bakılıyor. Halbuki sokaktaki Ayşe teyzenin, Fatma teyzenin, Ahmet Bey'in, Ali Bey'in bu alanlardaki yatırımı yok. Yani sokaktaki vatandaşın, sokaktaki insanın, yani dünya nüfusunun %99'unun ekonomi deyince aklına buralar gelmiyor. Evet, kesinlikle. Yani bugün baktığımız zaman aslında şu bir gerçek. Vatandaş şu anda hani tasarruf düşünebilmesi için gelir olması lazım. Hani başından beri ne konuşuyoruz? İnsanlarımızın, yani esnaf kazanamıyor, borç vatan. İşletmeler, hatta biliyorsunuz ISO 500 için bir rapor açıklanmıştı. Faaliyet gelirlerinin %95'ini yine finansal harcamalara ayırdıkları ifade edilmişti. Aslında bu ne demektir? Faiz ödemeleri demektir. Bugün hani KOBİ'ler durumu kötü de büyük işletmelerin durumu iyi mi? Hayır. Onlar da şu anda çok ciddi efendim faiz yükleriyle beraber mücadele etmek durumundalar. Yani onlar da üretim koşullarının zorluğuyla mücadele ediyorlar. Onun dışında vatandaşların durumu ne? Vatandaş zaten ya asgari ücret alıyor ya memurdur, memur maaşı alıyor. Yani asgari ücret açlık sınırının altında, memur maaşı yoksulluk sınırı yarısı kadar. Zaten hani kısa çalışma ödeneğiyle çalışıyorsa hani o da düşük bir meblağ. Artı uzaktan hani şey ücretsiz ayrıldıysa hani o da zaten yok denecek kadar az. Milyonlarca işsiz var, milyonlarca gelir olmayan insan var. Yani tabloya baktığımızda bu insanlar şu anda ekmek derdinde. Bu insanlar patates alamıyor, soğan alamıyor, gıdasını temin edemiyor. Büyük sıkıntılar içerisinde, kirasını ödeyemiyor, faturalarını ödeyemiyor. Kalkıp da bu adam borsayı düşünecek, dövizi düşünecek. O yüzden burada bakın Çin bu meseleyi biraz önce bahsettiğimiz gibi milli ekonomi modelini 5 Mart 2013 tarihinden bu yana tümüyle uygulamaya çalışıyor Çin. Ve hani tüketim odaklı model olarak uyguluyor. İç talebe bağlı olarak büyümeden bahsediyor ki bu milli ekonomi modelidir zaten. Ve ne yaptı? İnsanlarına bakın 50-60 dolar yıllar önce alan insanlarına 5.000 dolar, 10.000 dolar maaş vererek bu insanların efendim ceplerini doldurdu, imkanlarını genişletti. Şimdi neyi konuşuyoruz? Çinli turistlerden bahsediyoruz. Çinliler eskiden fabrikadan evlerine gidemiyorlardı. Fabrikanın bahçelerinde, çadırlarda yaşıyorlardı. Ama Çinlilerin şu anda biz hani 500 bin turist gelecek. Efendim bu yıl işte şu kadar artacak diye bekliyorduk pandemi olmasaydı. Yani biz artık Çinli turistlerin de getireceği dolara bağımlı bir hale geldik. Şimdi baktığımız zaman yokluktan bu noktaya gelen bir Çin tablosu var. Biz ise şu anda yokluğumuz daha da derinleşiyor. Çözüm belli. Çin'in uyguladığı model çözümdür. O da nedir? Çok uzakta olan bir model değil. Hani meşhur bir hani Allah Resulü'nün bir sözü var. Ne diyor? Hadisi var. İlim Çin'de de olsa gidin onu alın diyor. Değil mi? İlim Çin'de de olsa gidin onu alın. Ama çok ilginçtir. Çin Türkiye'ye geldi, bu ilmi aldı. Çin bize geldi, bu ilmi aldı. İçimizden olan Profesör Doktor Haydar Baş Bey'in milli ekonomi modelini uygulayarak bütün ekonomik sorunlarından, bütün siyasi sorunlarından kurtuldu. Pandemiyle mücadeleyi de bitirdi. O yüzden hani Amerika'yı tekrar tekrar keşfetmeye gerek yok. Çözüm belli ama biz bu çözüme ne kadar inat edersek, yanlış sistem içerisinde çözüm aramaya ne kadar devam edersek daha da batacağız, daha da bataklığın içerisine gömüleceğiz. Bunu net bir şekilde ifade etmemiz lazım. Artık Türkiye'de çözümün adresinde, çözümün modelinde
buluşmamız gerekiyor. Fırsat vermemiz gerekiyor. Yoksa gidişat hem sağlığımızdan olacağız, hem iş yerimizden olacağız, hem maaşımızdan olacağız, her şeyimizden olacağız. Allah muhafaza böyle giderse toprağımızdan da oluruz. Bunu asla unutmamamız lazım. Peki o zaman bu vaka sayılarındaki artışa biraz gelelim. Sonuçta bütün bu konuştuğumuz ekonominin işte kısa çalışma ödeneği, Ramazan kolilerindeki işte fiyat artışı, enflasyon, işsizlik, işte faiz, dolar, borsa, ne konuşursak konuşalım. Bugün bir şekilde pandemiden etkilenmiş temel unsurlardan bahsediyoruz ve pandemiyle ilgili Profesör Doktor Bülent Ertuğrul günlük vaka sayıları 50 bine yükselebilir diye bir açıklama yaptı. Şimdi bu açıklamanın hemen öncesinde kısıtlama tedbirleri biraz daha genişletildi. Bu 50 bine ulaşabilir ifadesinin önüne şunu da eklemekte fayda var. Bir taraftan da kendi sosyal çevremizden gözlemlediğimiz kadarıyla belki de 50 binin de üstüne çıkmış da olabiliriz. Çünkü en nihayetinde herkes gidip bu PCR testlerini ya da işte devlet hastanelerindeki bu COVID testlerini yaptırıp evet ben hastayım diyerek sonuçça etki etmiyor. Bu açıklanan rakamlara etki etmiyor. Kapanıyor evinde, kendi içinde geçiriyor ya da çok fazla sorun yaşamıyorsa belki de hiç test yaptırma bile ihtiyacı hissetmiyor. Kendini hasta görmeden normal yaşantısına devam ediyor. Bu açıdan esasında pandeminin başından beri konuştuğumuz işte ne kadar hastaya sahibiz, yani elimizdeki verilerin de ne kadar sağlıklı olduğu da bir tartışma konusu değil mi sence? Evet, kesinlikle. Zaten hani Mart ayında geçtiğimiz yıl başlayan pandemi sürecinde hani verilerin doğru açıklanmadığını zaten sonraki dönemlerde gördük değil mi? Bir anda vaka sayılarının arttığını gördük. Yani astronomik bir şekilde arttığını gördük. Dediler ki hesaplama yöntemini değiştirdik. Yani vakaları artık farklı şekilde değerlendiriyoruz. Önceden hasta sayısını açıklıyorlardı. Vaka sayılarını açıklamaya başlayınca ne kadar büyük vakalar olduğunu da aslında görmüş olduk. Şimdi burada bakın virüs süreç yayıldıkça, yani pandemi süreci yayıldıkça virüsün varyantları ortaya çıkıyor. Yani virüsün mutantları, farklı versiyonları ortaya çıkıyor. Bu da virüsün daha hızlı yayılmasını sağlıyor. Yani şu anda Türkiye'de yayılan, yani %75 oranında İngiliz varyantı deniyor Sayın Sağlık Bakanı tarafından. İngiliz varyantı olan virüs şu anda daha önceki COVID-19 çeşitlerinden çok daha hızlı yayılıyor. Çok daha süper, hani iletken gibi, yani süper bir şekilde şu anda yayılıyor. Bunu da zaten hani mutlaka çevremizde görüyoruzdur. Yani çevrenizde bunu yaşıyorsunuzdur. Şimdi baktığımız zaman eskiden hani efendim görmediğimiz yoğunluğu şu anda görüyoruz. Ve Türkiye'nin tamamında görüyoruz, ederseniz. Ve biz şunu ifade etmiştik. Hani zaman yayıldıkça, virüsle mücadele zamanı yayıldıkça virüsle mücadele zorlaşacak. Neden? Çünkü bu virüs öyle bir virüs ki hani bir kişide görüldüğü zaman o bir anda 10 kişiye, 100 kişiye bulaştırabilir. Bir de İngiliz varyantının çok daha hızlı olduğu söyleniyor. Yani burada mesele bir kişide bile görülmemesidir. Yani bir tane vaka varsa bu çok hızlı yayılabilir demektir. Yani bu çok önemli. O yüzden Çin mesela virüsle mücadele etti ama o virüsü artık ülkesine sokmuyor. Yani onu içeriye sokmuyor onu. Onu bitirdi. Şimdi bir tane girse tekrar başlar. Yani tekrar hızlı bir şekilde yayılmaya başlar. Şimdi ve şu anda yeni versiyonlarının da hızlı yayıldığını dikkate alırsak sürecin uzatılması hiçbirimizin karına değil, oldukça zararlı ve mücadele yöntemleri de aslında değişiyor. Yani siz bir önceki varyanta göre, bir COVID-19'a göre belki bir mücadele tekniği oluşturuyorsunuz, bir aşı tekniği oluşturuyorsunuz ama oluşan yeni varyant belki o aşıyı kaldırmıyor. Belki o aşı efendim onu tedavi etmeyecek. Yani süreç yayıldıkça senin şu ana kadar hani diyoruz ya 15 milyon doz aşı vurduk. Belki bu vurduğun 15 milyon doz aşının da bir faydası olacak. Neden? Çünkü yeni mutantı belki karşılamayacak o.
onunla mücadelede sana faydası olmayacak. O yüzden bu virüsle mücadelenin bir an önce vurulup çıkartılması lazım. Yani bir an önce bitirilmesi lazım. Bunun yönteminin biz ta Mart ayından bu yana, yani Mart 2020'den bu yana biz bunu, bu yöntemin tam kapanma olduğunu söylüyorduk. Ama tam kapanma dediğimiz şeyin elbette ki nasıl olması gerekiyor? Tam kapanma devletin bütçesinden, devletin imkanları da beraber sağlanarak, temin edilerek bu tam kapanmanın yapılması gerektiğini vurguluyorum. Tabii ki tam kapanma dediğimiz zaman bunun bedelini vatandaştan beklersek, işletmelerden beklersek, insanımız bunu karşılarsın dersek zaten insanımızın ne eti kaldı, ne suyu kaldı, ne bir şey kaldı. Hiçbir şey kalmadı zaten şu anda. Hani esnaf perişan, işletmeler perişan, vatandaş bitmiş vaziyette. Böyle bir tablo içerisinde efendim hani vatandaş bunu bu yükü kaldırsın, efendim kısıtlamaları devam ediyoruz, bu olmaz. O yüzden bir yöntemle beraber, yöntem değişikliğiyle beraber, sistem değişikliğiyle evet, Murat Çabaz da son bir dakika içerisine girerken bağlantımız tekrardan teknolojinin azizliğine uğradı. Ama Murat Çabaz'ın sözlerini şöyle özetleyebiliriz. Belki işte tam kapanma işin en başından beri en önemli tedbirlerden biriydi. Aşı tabii ki bu manada bu tedbirlere eklenirse çok daha güzel olur. Zaten sosyal mesafe, hijyen ve maske kuralları işin olmazsa olmazıydı. Yani hangi sistemde olursak olalım olmazıydı. Bir tek sürü bağışıklığı dediğimiz sistemi benimseyen ülkeler belki burada hassasiyet göstermediler. Son 30 saniyemiz var. Çabaz, eklemek istediğin şeyler varsa onları da alıp kapatalım programı. Yani şu anda tabii efendim çok hızlı virüsün yayıldığını duyuyoruz. Efendim halini duyuyoruz. O yüzden hepsine Allah'tan şifa diliyoruz. Hepsinin acilen bu hastalığı atlatabilmeleri, bir an önce sağlıklarına kavuşabilmeleri için de Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz, dua ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İnşallah hani bu süreci en az hasarla atlatırız. Sana da bu noktada aman dikkat diyorum. Kum Saati programında sevgili izleyiciler, programın sonunu vaka sayılarının artışındaki o beklenen, o korkutan uyarıyla yaptık. Esasında bu uyarılar belki ilk etapta sanki korkutan uyarı gibi lanse edilse de dikkat çekilmesi gereken bir konu var. O da vaka sayıları her geçen gün artıyor ve artan vaka sayılarından belki de çok daha fazla bir şekilde hasta olduğunu bilmeyen insanlar aramızda dolaşıyor. Taşıyıcı olarak içimizde geziyorlar. Aman aman dikkat edelim. Bu süreç içerisinde maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına hani maksimum derecede önem ve özen gösterelim. Evet, Murat Çabaz'la yaptığımız Kum Saati programında bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Meltem TV'de kalın.